Donanım Haber'den herkese selam, ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Sizlerle beraber bu videoda Samsung'un üst seviye cep telefonuna yakından bakıyoruz. İnceleyeceğimiz model, baştan da gördüğünüz üzere Samsung Galaxy S22 Ultra modeli olacak. Üst seviye bir cep telefonu, bakalım üst seviye beklentilerimizi karşılayabiliyor mu? Her zaman olduğu gibi kutu içeriğiyle başlamak istiyorum. Kutudan cep telefonumuzun kendisi ve çift tarafı tip C olan bir şarj kablosu çıkıyor. Başka bir şeyle karşılaşmıyoruz. Bakın, ürünü kutuda zaten oldukça ince. Hani böyle alışkın olduğumuz telefon kutuları kalınlığına değil, kendisi görebildiğiniz üzere fasili ince. Neden? Çünkü kutudan ürünün şarj adaptörü çıkmıyor. Yani bence şarj adaptörü bu ürünün kutusunda yer almalıydı. Şöyle düşünün, bu cep telefonu şu an Türkiye'de 26.000 TL'ye satılıyor. Ben bu cep telefonu satın aldım ve bu cep telefonu 45 wattlık bir hız şarj desteğine sahip. Benim bu cep telefonunu şarj etmek için bu hız şarj destekli adaptörü satın da almam gerekiyor. Şimdi normalde nasıldı? Kutudan çıkan adaptörü takar kullanırdım. Ama yeni politikada ne diyorlar? Bu işte doğayı korumak amacıyla biz bunu yaptık, tasarruf amacıyla bunu yaptık gibi şeyler söyleniyor. Ben bunların çoğuna katılmıyorum. Çünkü şöyle, tasarruf diye bir mevzu söz konusu değil. Çünkü gitgide hız şarj değerleri artmaya başlıyor. Herkesin evinde de 45 wattlık hız şarj adaptörü yok. Premium bir cihaz alıyorsam bu kutudan da adaptör çıkmalı. Ben neden gidip ek bir şekilde para verip adaptör alayım? Benim serzenişim bu şekilde oluyor. Umarım Samsung ilerleyen zamanlarda bu yanlışından geriye döner. Evet, farklı markalar yapıyor diye illa Samsung bence bunu yapmak zorunda değil. Ek olarak ortada bir iddia daha dolanıyor. Farklı inceleme videolarımda da bunu söyledim. Samsung'un bütün cep telefonlarında kutudan şarj adaptörünü alacağıyla alakalı. Umarım böyle bir şey yaşanmaz. Kutu içeriğinden sonra gelelim tasarım tarafına. Ürünümüzün ekrana baktığımız zaman burada 6.8 inç büyüklüğünde devasa bir ekranla karşılaşıyoruz. Ekranımızda delikli çentikli ön kamera yapısı kullanılmış. Tam ekran deneyimini aslında bizlere burada kendisi çok güzel bir şekilde sunabiliyor. Zaten Samsung'un üst seviye cep telefonlarında biz ilk olarak bunu gördük. Daha sonra Galaxy A serisine de bu yedirildi. Peki sonucunda ne oldu? Artık Samsung'un bütün cep telefonlarını biz neredeyse bu tasarım dilini görmeye başladık. Ve ekranımız kavisli bir ekran. Kavisli ekrana sahip olması nedeniyle tam ekran deneyimi çok daha iyi bir hale getirilmiş. Yanlışlıkla dokunma gibi konuların önüne geçilmiş. Yani yanlışlıkla ekranın burasına dokunduğumda farklı bir yer açıldı gibi bir durum söz konusu olmuyor. Ön tarafla alakalı ekran kosa oranı da oldukça başarılı görünüyor. Detaylarda bir şey dikkatinizi çekmiş olabilir. Cihazın kamerasının çerçevesine bakınca herhangi bir ekran koruyucunun yer almadığını görüyorsunuz. Bu cep telefonu eğer satın alırsanız cihaz kutudan böyle çıkıyor. Yani herhangi bir ekran koruyucusuna sahip değil. Farklı üreticiler üst seviye cep telefonlarında uygulanmış şekilde bunları çıkartıyor. Ama bana ulaşan iki farklı Samsung S22 Ultra'da da ekran koruyucu yer almıyordu. Cihazın çerçeveleriyle devam edecek olursak sağ tarafta bizlerin karşısına ses ve güç butonu çıkıyor. Sol tarafta ise herhangi bir butonla karşılaşmıyoruz. Alt tarafa gelecek olursak burada çok farklı bir şey göreceğiz. İlk olarak karşımıza kalem çıkıyor. Samsung Note serisinin artık fişini çekti. Burada bizler S serisini görüyoruz. Note deneyimini de bizlere sunabilen bir S serisi. Büyük ekran, kavisli ekran, başarılı ekran, çıkan kalemimizle beraber yapabildiğimiz çok güzel şeyler ki kalem detayına ilerleyen bölümlerde parantez açıyor olacağım. Artık Samsung S serisinde biz Note deneyimini açıkçası yaşayabiliyoruz. Kalemin de hemen sağ tarafında hoparlör deliği, Type-C portu ve SIM kart yuvası bizlerin karşısına çıkıyor. Gelelim cihazın arka tarafına. Burada bizlerin karşısına Phantom Black rengi çıkıyor. Benim elime ulaşan cihaz bu renkte. Cihazın farklı versiyonları da bulunuyor. Sizler şu an bu renkleri ekranda görüyor olacaksınız. Tasarım konusunda belki arkanızda bir şey dikkatinizi çekmiş olabilir. Cihazın arka tasarımı tek bir bütünden oluşuyor. Yani kamera tarafıyla alakalı ek bir parça kullanılmamış. Kameralarımız kullanan tek malzeme yapısı üzerinden dışarıya doğru çıkıntıya sahip olmuş. Masaya bu şekilde koyduğunuz zaman bakın farklı durumlarda böyle sallanmalar yapabiliyor. Ama böyle herhangi bir kılıf kullanırsanız tabii ki böyle bir şeyle karşılaşmıyorsunuz. Bu kılıf nispeten kalın bir kılıf. Ben bu kılıfla beraber S22 Ultra'yı kullanıyorum. Hani masaya koyduğum zaman bu sallanma olayı yaşanmıyor. Ama hani arka tarafta kullanılan tek malzeme de bence oldukça şık görünüyor. Bir dezavantajı olabilir. O da şu. Bu görmüş olduğunuz kamera çıkıntılarının çerçevelerinde bazı durumlarda uzun kullanımlarda toz birikebiliyor. Bunu ufak peçete yardımıyla temizlemeniz gerekebilir. Ve bu arka tarafta kullanılan malzememiz ise cam bir malzeme. Gerçekten iyi bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Elinizden kolay kolay da kaymıyor. Çünkü mat bir yapıda. Hani böyle kaygan bir yüzeye sahip değil. Tuttuğunuz zaman çok kolay bir şekilde S22 Ultra'yı
kavrayı biliyorsunuz. Gerçekten iyi durduğunu söyleyebilirim. Çerçevelerde kullanılan malzeme ise alüminyum bir malzeme. Zaten premium bir cihazdan bahsediyoruz. Bu premium detayları bizlerin de görmesi gerekiyordu. Samsung tarafı burada musluğu kısmamış. Musluğu sonuna kadar tasarım konusunda, malzeme kalitesi konusunda açmış. Hatta burada şöyle bir detayımız daha var. Cihazın hem ön hem de arka tarafı Corning Gorilla Glass Victus Plus ile korunuyor. Yani en üst seviye korumayı cihazın hem ön hem de arka tarafında bizler görebiliyoruz. Dediğim gibi premium bir cihazdı. Biz zaten bunları görmek istiyorduk. Bunun yanı sıra bu cihazda IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası da bulunuyor. Bazı üst seviye cep telefonlarında bizler bu sertifikaları görmüyoruz. Ama Samsung'un her zaman üst seviye modellerinde biz en yüksek seviye korumaları görüyoruz. Samsung'un premium cihazlarında bir algı var, bir statü var. Samsung her zaman o çizgide devam ediyor. Bu model özelinde de bu çizgiden Samsung tarafı çıkmamış. Tasarımla alakalı son olarak ağırlığa değinmek istiyorum. Bu cihazın ağırlığı 228 gram. 6.8 inç büyüklüğünde bir ekranımız var. Ekranımız fazlasıyla büyük. Ağırlık konusunda kötü deneyimler yaşadığımı söyleyemeyeceğim. Çok kolay bir şekilde zaten ekranı kavrayabiliyoruz. Yani telefonu kavrayabiliyoruz. Hani tek elde kullanım yaparken bazı durumlarda ikinci el desteğine ihtiyacınız olabiliyor ama hani taşıma açısından 228 gramlık ağırlık bence kullanıcısını rahatsız etmeyecektir. Şimdi gelelim güvenlik tarafına. Cihazda hem parmak izi okuyucusu hem de yüz tanıma teknolojisi bizlerin karşısına çıkıyor. Parmak izi okuyucumuz ekrana parmak izi okuyucusu ve oldukça hızlı çalışıyor. Farklı farklı parmaklarımı tanıttım. Dokunduğum an cihazın ekranına erişim sağlayabiliyorum. Gerçekten burada Samsung S10 serisinde biraz yalpalamıştı. Orada parmak izi konusunda birkaç sıkıntı vardı ama S22 Ultra üzerinde böyle bir problem söz konusu değil. Çok hızlı bir şekilde parmak izi konusunda cihaza erişim sağlayabiliyorsunuz. Yüz tanıma teknolojisi de çok başarılı. Geniş bir açıya sahip. İkisini kıyasladığımız zaman herhangi bir maalesef galip belirleyemedim. İkisi de çok hızlı bir şekilde cihaza erişmemizi sağlıyor. Kutu içeriği, tasarım ve güvenlik detaylarımız bu şekildeydi. Şimdi gelelim Samsung Galaxy S22 Ultra modelini en fazla ön plana çıkartan bir diğer detaya yakından bakmaya. Nedir bu detay? Tabii ki cihazın ekranı oluyor. Bu cihazın ekranı 6.8 inç büyüklüğünde 1440x3088 çözünürlüğünde. Cihazda kullanılan panelde Dynamic AMOLED 2X ve 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip. HDR10 Plus'ta karşımıza çıkan bir özellik oluyor. Ekranda kullanılan panel nedeniyle Always On Display özelliğini burada görebiliyoruz. Benim kullandığım bir özellik. Parlaklık konusunda da peak noktada 1750 nits'e ulaşabilen bir cihazla baş başayız. Çok çok iyi bir değer olduğunu söyleyebilirim. Tabii sizler bunu normal modda elde edemiyorsunuz. Otomatik moda geçtiğiniz zaman gerekli durumlarda S22 Ultra modeli bu seviyeye ulaşabiliyor. Ancak normal modda da oldukça parlak ekrana erişim sağladığınızı söyleyebilirim. 1750 nits'lik bir seviye gerçekten çok yüksek. Hani Samsung'un S22 serisinden diğer cep telefonları yanlış hatırlamıyorsam 1300 nits'lik bir parlaklık seviyesine sahipti. Hani rakipleriyle kıyaslandığı zaman onlar bile çok yüksekken S22 Ultra modelinde 1750 nits'i görebilmek fazlasıyla sevindirici. Ekran deneyimiyle ilgili konuşmak gerekirse Samsung'un en başarılı olduğu konulardan bir tanesi şüphesiz ki ekran. S22 Ultra modeli de bu başarıyı burada sürdürebiliyor. Bu büyük kavisli ekranda vakit geçirmek gerçekten çok güzel. Instagram'da, YouTube'da veya herhangi bir sosyal medya platformunda canlı, iyi bir renk deneyimini bizlere sunabiliyor S22 Ultra'nın kaliteli ekranı. HDR Plus içerikleri izlemek istediğiniz zaman Samsung'un diğer üst seviye cihazlarında olduğu gibi bu cihazda da bu destek bizlere sunulabilmiş. Yani şunu söyleyebilirim, ekran konusunda musluk sonuna kadar açılmış. Ben özellikle YouTube ve Netflix'te bir içerik açtığımda kaliteli bir ekrana tüketim yaptığımı direkt hissedebildim. Özellikle Netflix özelinde de L1 kodini görebilmek tabii ki sevindirici. Çünkü bazı üst seviye cihazlarda bu kodek yer almadığı için bizler SD görüntüler izleyebiliyoruz. Bu şahane ekranda Netflix'te SD içerikleri izlemek tabii ki istemezdik. 120 Hz'lik bir ekran tazeleme hızına sahip demiştim ve bu ekran tazeleme hızı adaptif bir şekilde kullanılabiliyor. Her an 120 Hz değil, 1 Hz ile 120 Hz arası değişen bir değeri burada görüyoruz. Gerekli durumlarda yüksek tazeleme hızına çıkıyor. Gerekmeyen durumlarda artık yani yüksek hızı kullanmana gerek yok durumlarında ise herzimiz düşüyor. Bu sayede pil tüketim açısından kendimize avantajlar katabiliyoruz ki pil tüketimine ilerleyen bölümlerde sizlerle beraber değinmiş olacağım. Ve gelelim beni şaşırtan taraflardan bir tanesine, yani işlemciye. Cihaz daha basına tanıtılmadan önce
Ortada bir dedikodu vardı. Bu cihazlar Exynos işlemci yerine Snapdragon işlemciyle gelecek. Böyle bir şeyin yaşanmayacağını düşünmüştük. Çünkü Samsung'un diğer modellerinde de Snapdragon versiyonlar vardı ama Türkiye'ye hep Exynos modelleri geliyordu. Burada biz neyi gördük? Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisini gördük. Fasile şaşırmıştık. Samsung Türkiye tarafı da bunu bir sürpriz olarak bizlerin karşısına sunmuş oldu. Şimdi şöyle bir algı da oluşmasın. Exynos işlemciler kötü değildi. Exynos işlemciler iyiydi ama pil tüketimi açısından bazı konularda sınıfta kalıyordu. Özellikle Snapdragon'la kıyaslandığı zaman çok ciddi farkların ortaya çıktığını bizler görebiliyorduk. Burada görmüş olduğumuz 4 nanometrelik işlemci, evet, Samsung tarafındaki Exynos işlemcimiz de 4 nanometre ama performans açısından bizim beklentimizi tam anlamıyla karşılayabiliyor. Ve son olarak bu işlemcinin GPU'su da Adreno 730. Bizler bu cihazda ilk olarak farklı Centric testlerde yerine getirdik. Bunlar Geekbench ve Antutu. Sizler şu an bu skorları ekranda görüyor olacaksınız. Farklı cihazlarla isim 2 Ultra modelini kıyaslamak isterseniz bu skorları kullanabilirsiniz. Eşlik eden donanımlara baktığımız zaman 12 GB RAM ve 256 GB'lık depolama alanı ile karşılaşıyoruz. Depolama alanını micro SD kart yardımıyla maalesef yükseltemiyoruz. Burada önemli bir detayımız var. Eğer 4K videolar çekecekseniz 256 GB'lık versiyonu tercih etmeniz kesinlikle gerekiyor. Bu cihazın farklı versiyonları da var. Sizler şu an ekranda bunları görüyor olacaksınız. Benim incelediğim model 12 GB RAM ve 256 GB'lık depolama alanına sahip. İşlemciyi özetleyecek olursak şunu söyleyebilirim. Üst seviye bir işlemciyle burada karşılaştık. Beklentilerimizi çok yüksek şekilde karşılayabiliyor. Snapdragon 8 Gen 1 modeli. Daha fazla işlemci üzerinde konuşmayacağım. Yapmış olduğum bir test var oyun testine geçmeden önce. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu cihazın işlemcisini 15 dakikalık bir stres testine tabi tuttum. 15 dakika boyunca cihazın işlemcisine çok yoğun bir şekilde yük bindi. Bu testte de bizler şunu görebiliyoruz. Bu yapılan testte performansının artık ısınmaya bağlı düşüp düşmediğini görebiliyoruz. Cihaz 15 dakika boyunca performansının %81'ini koruyabildi. Tabloda görebildiğiniz üzere artık yavaş yavaş süre geçtikçe yukarıdaki çizginin aşağı doğru indiğini görebiliyoruz. Bu da ısınmaya bağlı performansın artık vakit geçtikçe azaldığını bizlere gösterebiliyor. Peki şimdi ne yapalım? Oyun testi tarafına gelelim. Testimiz PUBG Mobile'de olacak. Şimdi ne yapalım? Testimize geçiş yapalım.
Oyun testimizi sizlerle görmüş oldunuz. Şimdi gelelim kamera tarafına. Benim en fazla önemsediğim noktadan bir tanesi şüphesiz ki kamera. İlk olarak arkana kamerayla başlamak istiyorum. Cihazda 108 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera bulunuyor. Bu ana kamera f1.8 diyafram açıklığına sahip. OIS ve 4 piksel destekliyor. Bu ana kameraya da 10 megapiksel çözünürlüğünde 10x optik zoom yapabilen periskop kamera. Evet, yanlış duymadınız. 10x optik zoom yapabilen periskop kamera, 10 megapiksel çözünürlüğünde 3x optik zoom yapabilen telefoto kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde 120 dereceye sahip ultra geniş açı kamerası eşlik ediyor. Ön tarafa geldiğimiz zaman da 40 megapiksel çözünürlüğünde bir kamerayı görüyoruz. Bu cihazın hem ön hem de arka kamerasıyla beraber de 4K 60fps videolar kayıt altına alabiliyoruz. Şimdi cep telefonu piyasasında farklı cihazlar var. Çok üst seviye cihazlar. Ön tarafa bir geliyorsun abi, 1080p 30fps. Neden 1080p? Neden 1080p 60fps? Hani en azından 4K 30fps'i bizlere sunabilmeli diye düşünürken Samsung her üst seviye cihazında olduğu gibi 4K 60fps'i de yine bize burada sunabilmiş. Cihazın ek olarak arka ana kamerasıyla beraber de bizler 8K 24fps videolar kayıt altına alabiliyoruz. Bu rakiplerle kıyaslandığı zaman aslında Galaxy S22 Ultra modelini öne çıkartabiliyor. Evet, cihazın genel olarak kamera özellikleri bu şekildeydi. Kamera özelliklerini anlatıp durmak doğru olmaz. Kamera deneyimine, performansına yakından bakalım. Bu cihazla beraber tüm fotoğraflarımı normal mod üzerinde çektim. Pürüzsüzleştirme, odak gelişimi gibi detaylar kapalıydı. Fotoğrafların keskinlikleri gerçekten iyi. Zaten Samsung cep telefonu kameralarında bildiğiniz üzere keskinleştirme çok daha yoğun oluyor. Renk oranları da başarılı. Keskinlikte olduğu gibi burada da renklerde biraz abartılılık görüyoruz. Yeşillikler daha canlı, kırmızılar daha yoğun kırmızı gibi bir detayımız var. Tabi burada görsel zekanın açık olması bunu belli bir nebze etkileyebiliyor. Evet, bunu kapattığınız zaman biraz daha sönük fotoğraflar görüyorsunuz renkler konusunda. Ama yine genel bütüne baktığımız zaman canlı olduğunu söyleyebilmemiz mümkün oluyor. Beyaz dengesi gayet iyi. Sığıntırak fotoğrafları bizlere sunmuyor. Önemsediğim bir nokta kendisi. Ana kamerayla geniş açı kamera farkı da çok az. Sektör bunu aslında zamanla belli bir kalite getirmiş oldu. Ben fotoğraf çekerken açıkçası bu konuda herhangi bir rahatsızlık duymadım. İlk zamanlardan hatırlıyorsanız ana kamerayla geniş açı kamerası arasında ciddi farklar vardı. Hatta geniş açı kamerası çoğu zaman kullanmıyorduk bile. Artık ama bu dediğim gibi belli bir standarda oturtulmuş durumda. Ön kameraya geçtiğimizde detay yoğunluğu güzel fotoğraflarla karşılaşıyoruz. Yine belirtiyorum, tüm testlerimi yüz güzelleştirme kapalıyken yaptım. Güzel fotoğraflar ortaya çıkabildi. Portre modunda arka planı istediğiniz efekti de verebiliyorsunuz. Keskinlik konusunda arka kamerada olan deneyim ön kamerada da devam ediyor. Gece moduna gelecek olursak cihazın gayesi gece gündüz yapmak değil, detay yoğunluğunu arttırmak oluyor. Bence bu hali daha doğal görüntülerle karşılaşabiliyorsunuz. Gece fotoğraflar çekmek fazlasıyla keyifli. Gece modu hem ön hem de arka kamerada bizlerin karşısına sunuluyor. Geniş açı kameralarında da biz gece modunu aktif şekilde kullanabiliyoruz. Özellikle çok karanlık ortamlarda çekim yaptığınızda uzun pozlama sayesinde beklemeyeceğiniz düzeyde daha aydınlık fotoğraflarla karşılaşabilirsiniz. Video tarafında ise 8K 24fps ve 4K 60fps video çekebilen OIS destekli bir kameramız var. 8K 24fps'e tabii ki bu desteğimiz yok. Sarsıntı engellemesi çok çok başarılı. Bir tripod kullanmışım da sanki videoyu öyle çekmişim gibi. Bence bu konuda Samsung Apple tarafından daha önde ilerliyor. Sarsıntı konusunda mesela biz S22 Ultra'yı iPhone 13 Pro Max'e kıyaslamıştık. Burada S22 Ultra stabilite konusunda koşarken o kameranın sabit kalma konusunda iPhone 13 Pro Max'in bariz daha önündeydi. Arka kamerayla 4K 60fps video çekerken bu videoyu durdurmadan ön kameraya da geçebiliyorsunuz. Bunu istediğiniz döngüde tekrarlayabilirsiniz. İnce bir detay, cihaza konulması bence güzel olmuş. Video sırasında arka kameralar arasında geçişler yapmak istediğinizde geçişler biraz hızlı, biraz daha yumuşak olabilirdi diye düşünüyorum. Ve bu geçişleri yapmak istediğinizde 4K 60fps modunu kullanamıyorsunuz. 4K 60fps video moduna geçiş yapmanız gerekiyor. Bu bir eksi değil bence. 4K 60fps ile beraber de çok kaliteli videolar ortaya çıkartabiliyorsunuz. İlla 4K 60fps'i kullanmanıza gerek yok. Evet, olması gereken bir özellik ama 4K 60fps ile beraber de çok kaliteli videolar bence çekilebiliyor. 8K tarafı da var. Bu cihazla beraber 8K videolarda çekebiliyorsunuz. Ne kadar gerekli açıkçası bilmiyorum. Çünkü 8K 24fps'i çektikten sonra işleyebileceğimiz bir bilgisayar lazım. Bunu izleyebileceğimiz bir platform lazım. Evet, ben bu videoyu çektim. Belli ki YouTube'a attım. YouTube'da kaç kişi bunu 8K çözünürlükte izleyebilecek? Performans açısından ne kadar gerekli bilemiyorum. Sizler için bir video testi de yaptık 8K tarafında. Şimdi isterseniz ona bir yakından bakalım.
Evet, testimiz bu şekilde 4K 60fps, 8K 24fps arasındaki kıyaslamayı görüyor oldunuz. Hangisini daha başarılı buldunuz? Lütfen görüşlerinizi yorum olarak bizimle paylaşmayı unutmayın. Ek olarak bu cihazın 10x zoom yapabilen kamerasıyla beraber çekilen videoların detay yoğunluğu, netliği çok şaşırtıcı derecede iyi. Bu kadar iyi olmasını ben beklemiyordum açıkçası. Sinematik görünen videolar bence çekebiliyorsunuz. Yönetmen bakışı özelliği de var bu cihazda. Bu özellik sayesinde hem ön hem de arka kamera aktifken videolar çekebilir, kameralar arasında geçişler yapabilirsiniz. Özelleştirme imkanı da sunulmuş durumda. Vlog çekenlerin bence daha yoğun bir şekilde kullanabileceği mod olmuş yönetmen bakışı. Telefoto kamera bence güzel işler çıkartabiliyor. Yapay zeka ve bu işe odaklı bir kamera olması nedeniyle daha profesyonel görünen, alan derinliği başarılı fotoğraflar bizlerle buluşabiliyor. Zoom konusuna gelecek olursak bu cihaz 100x zoom desteğini bizlere sunabiliyor. Yapay zeka desteğiyle beraber çekilen fotoğraf işlenince çok daha iyi bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Hatta ben zoom konusu deyince aklımıza gelen ilk markalardan bir tanesi olan Huawei P50 ile bu cihazı kıyasladım. P50 Pro ile kıyasladım. Burada karşıma çıkan sonuçlarda Samsung S5 Ultra'nın çok daha başarılı bir sonuç elde ettiğini görebildim. Hani zoom konusunda Samsung evet geriden geldi. İlk olarak bizler P30 Pro'da bu zoom'u gördük ama S5 Ultra modelindeki 100x zoom evet çok kaliteli değil ama baktığımız zaman idealet de olsa bir fotoğrafı bizlere sunabiliyor. Ön tarafın video performansına gelecek olursak gerçekten güzel sonuçlar bizlerin karşısına çıkıyor. Özellikle 4K 60fps'i burada görebilmek sevindirici. Az önce de bahsetmiştim. Üst seviye cihazların bazılarını bizler 1080p değerleriyle karşılaşıyoruz. Şimdi geldik bence çok önemli bir noktaya yakından bakmaya. Bu cihazın hem ön hem de arka kamerasıyla beraber portre videolar kayıt altına alabiliyorsunuz. Şunu söyleyebilirim. Apple'da bu bizlerin karşısına ne olarak çıkıyor? Sinematik video olarak çıkıyor. Evet, Apple'da gerçekten sinematik yapısını bizlere hissettirebiliyor geçişler konusunda. Ama bu cihaz yerine portre video da gerçekten o kadar başarılı çalışıyor ki arka tarafı blurlaştırma, arka tarafa farklı renkler sunma, farklı efektler sunma gerçekten çok başarılı. Özellikle bizi nesneden ayırması cihazın arka kamera performansını çok daha ön plana çıkartabiliyor. Ben portre video konusunda S22 Ultra modelini bu kadar başarılı beklemiyordum. Çünkü bizler bunu ilk olarak yanlış hatırlamıyorsam S20 modelinde görmüştük. Daha sonra da mesela S10 Plus gibi modelleri de gelmişti bu güncelleme desteğiyle beraber. Bu kadar iyi çalışmıyorlardı. Zamanla Samsung bunun üzerine odaklanarak çok daha iyi sonuçlar alabileceğiniz bir modu bizlerin karşısına sunmuş. Evet, sizlerle beraber cihazın kamera detaylarına değinmiş olduk. Performansımız genel olarak bu şekildeydi. Ben anlatırken sizler de fotoğraf detaylarını gördünüz. Ben bu cihazı ana cihazım olarak kullandığım için çok fazla fotoğraf ve video kayıt altına aldım. Şimdi isterseniz sizler için ayrı olacak şekilde bu fotoğraf ve video örneklerine de yakından bakalım. We'll be right back.
Evet, cihazla beraber çekilen fotoğraf videoları gördünüz. Şimdi gelelim sosyal medya başarımı konusuna. Burası bence önemli çünkü Android tarafta kullanıcıları merak ettiği bir klasman kendisi. Şimdi şunu söyleyebilirim. Önceki Android sürümleriyle kıyaslandığı zaman Android 12 işlem sistemi bence çok büyük bir farkı kapatabilmiş. Kendi açısıyla kıyasladığım zaman. iOS'ta kıyaslamıyorum. Orası şu an farklı dursun. Android 11 ile Android 12 arasında çok ciddi bir fark var. Android 12 ile çekmiş olduğunuz videolar çok daha kaliteli bir şekilde Instagram'da paylaşılabiliyor mesela. Fotoğraf kalitesi konusunda Android 11 de çok başarılıydı. Android 12'de de aynı deneyimi elde edebiliyorsunuz. Fotoğraf paylaşma konusunda herhangi bir problem söz konusu değil. Biz ne zaman video çekmek istersek o zaman kalitenin düştüğünü görüyorduk. En azından bu cihaz üzerine konuşmak gerekirse kalite baya baya toplanmış durumda. Evet, iOS'ta kıyasladığımız zaman yine arada bir fark var. Evet, bunu hissedebiliyoruz. Ama sanırım ilerleyen gelecek bu Android güncellemeleriyle bu fark kapanacak. Ve gelelim hoparlör tarafına. S22 Ultra modeli gerçekten çok dolu dolu bir cihaz olmuş. Hoparlör tarafında da bunu görebiliyoruz. Cihazda stereo bir hoparlör konumlandırılmış. Ses yüksekliği çok başarılı. Detay ve ton ayrımı baya baya iyi. Tizler, tok sesler kolay bir şekilde ayırt edilebiliyor. Müzik ve medya tüketimi açısından oldukça keyifli anlar yaşayabiliyorsunuz. Dolby Atmos desteğimiz de var. İstersek kullanım yapılacak duruma göre Dolby Atmos modlarını değiştirebiliyoruz ya da direkt kendisini kapatıp açabiliyoruz. Şimdi isterseniz de bizim gerçekleşmiş olduğumuz hoparlör testine de yakından bakalım. Hoparlör testimizden sonra gelelim en önemli noktadan bir tanesine, yani bataryaya. Bu cihazda 5000 mAh büyüklüğünde bir batarya konumlandırılmış. Bataryamız 45 Watt'lık bir hızlı şarjı destekliyor. Hızlı şarj adaptörümüz cihazın kutusundan maalesef ki çıkmıyor. Kutu içeriği kısmında zaten bunun ne kadar kötü bir şey olduğuna değinmiştim. Burada yeniden buna değinmeyeceğim. Peki gelelim ekran süresi tarafına. S22 Ultra ekran süresi konusunda neler vaat ediyor? Şimdi şunu söyleyeceğim. Adaptif modda kullanım yaptım. En yüksek çözünürlükteydim. Ortalama 6 saate yakın bir ekran süresi elde edebildim. Sizin yapacağınız kullanımlara göre alacağınız ekran süresinde tabii ki değişiklikler yaşanacaktır. Ben pek fazla oyun oynayan birisi değilim. Ondan dolayı oyunla çok fazla bu cihazı yormadım açıkçası mobil tarafta. Şimdi sıra geldi yazılım tarafına. S22 Ultra içerisinde Android 12 işletim sistemi ve One UI 4.1 bulunuyor. Android 12 işletim sistemi bizim şu an gördüğümüz en güncel işletim sistemi. One UI 4.1 de oldukça stabil bir şekilde çalışıyor. Ben herhangi bir problemle karşılaşmadım. Uygulama çökmesi ya da farklı bir hata. Güncellemeler konusunda Samsung zaten güncelleme değilsin. Üst seviye modellerinde belli bir yıla sabitlemiş durumda. Bu konuda da herhangi bir problem söz konusu olmayacaktır. Yazılımdan sonra gelelim kalem tarafına. Ne dedim? Bu cihaz Note serisini artık ortadan kaldırdı. Bu cihazla beraber Note deneyimini artık çok daha yoğun bir şekilde yaşayabiliyoruz. Bakın buradan dokunuyorum. Kalemim çıkıyor. Ekranımı açmadım. Ekran kapalıyken notumu almaya hemen başlayabilirim. Note serisi kullanıcıların en sevdiği noktalardan bir tanesi şüphesiz ki buydu. Galaxy S Pen ile beraber çok güzel şekilde notlarınızı alabilir, çizimler yapabilirsiniz. Yani not konusunda, kalem kullanma konusunda S22 Ultra modeli çıtayı belirlemiş durumda. Note serisindeki o kaliteli deneyim burada da devam ediyor. Zaten bu kalemi not alma gibi durumlarda rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Gerçekçi bir hissiyata sahip olduğunu söyleyebilirim. Kendinin bir kalem çizme sesi de bulunuyor. Telefonunuzun sesi eğer sessiz modda değilse bu kalemle beraber çizme sesini sizler de duyuyorsunuz kullanım yaptığınız zaman. Ve kalemi ek olarak isterseniz bir selfie çubu olarak da kullanabiliyorsunuz. Çok işlevli olduğunu düşünüyorum. Telefonunuzu mesela böyle tuttunuz. Buradaki butona basıyorsunuz. İstediğiniz fotoğrafı çekebiliyorsunuz. Fotoğraf modu arasında geçiş mi yapacaksınız? Şöyle yapmanız yeterli ya da şöyle yapmanız yeterli oluyor. Bu bence çok güzel bir özellik. Yani şu şekilde kullanım yaparak da fotoğraf veya video modları arasında geçişler sağlayabiliyorsunuz. Kalem aslında çok fazla özelleştirilmiş durumda. Note 10 modeliydi sanırım, yanlış hatırlamıyorum. O zaman için Samsung tarafında bir dedikodu dolanıyordu. İşte Harry Potter serisiyle alakalı bir oyun gelecek. Ve sizler bunu orada asa olarak kullanacaksınız. Note serisi bitti ama bu bahsedilen şeyle biz maalesef hala karşılaşmadık. Umarım ilerleyen zamanlarda en azından 3. parti olacak şekilde böyle bir oyun ya da uygulama geliştirilir. Kalem konusunu özetleyecek olursak şunu söyleyebilirim. Önceki Note modellerinde yaşamış olduğumuz deneyim burada direkt devam ediyor. Kalemle beraber notlarınızı alabilir, kullanımınızı yerine getirebilirsiniz. Kullanmayacağınız zaman da alıyorsunuz. Bu şekilde buraya kalemi sabitliyorsunuz.
ve işlem tamamıyla bu kadar. Cihaz açıkken kalemi çıkardığınızda şöyle karşınıza bir panel çıkıyor. Bu panel üzerinden çok farklı özelliklere erişim sağlayabiliyorsunuz. Benim en fazla kullandığım özellik ekran notu. Ekran fotoğrafını çekiyor. Daha sonra üzerine mesela ben buraya not alıyorum işte bunu şu şekilde yapacağım diye. Ben çok fazla cep telefonu ya da bilgisayar incelemesi ya da video çektiğim için bu tarz markadan gelen briefler üzerine ufak ufak notlar alıyorum. Bunu hem tablet tarafında kullanıyorum hem de telefon tarafında kullanıyorum. Çünkü telefonumda da kalem desteği bulunuyor. İlk olarak şimdi ben buradan çıktım mesela vazgeç dedim. Burada yandaki kalem kısmına tıklayınca buradaki seçenekler yine karşımıza çıkıyor. Gelelim bağlantı teknoloji tarafına. Cihazın içerisinde Bluetooth 5.2, NFC ve Wi-Fi 6E teknolojisi bulunuyor. Wi-Fi 6E'yi gördüğümüz çok nadir cihaz vardı. S22 Ultra modeli de onlardan bir tanesi oldu. Evet, S22 Ultra'nın bütün özelliklerini sizlerle beraber yakından bakmış olduk. Şimdi gelelim fiyat konusuna. Ben S22 Ultra almak istiyorum. Ne kadar fiyat ödemem gerekiyor? Burada 26.000 TL'den başlayan fiyat etiketiyle karşılaşıyoruz. 25.999 TL'den başlıyor. Ben düz olarak 26.000 TL dedim. Buradaki seçeneklere göre fiyatın değişikliği yaşandığını söyleyebilirim. Yani işte bu ürünün 128 GB'lık versiyonu da var. 256 GB'lık versiyonu da var. Bu versiyon arasında geçiş yaptığınız zaman fiyat konusunda bir yükselmenin olduğunu görüyor olacaksınız. Fiyatı maalesef yüksek. Şu an Türkiye üzerine baktığımız zaman dolar kurları yüksek. Bu cihazların yurt dışı fiyatları zaten kendinden yüksek. Yani rakipleriyle kıyaslıyorum iPhone tarafında da fiyatlar yüksek. Sizler Samsung Galaxy S22 Ultra modeli nasıl buldunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Başka bir inceleme videosunda görüşmek üzere. Ben Enes. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.